Haftanın ilk günü borsa ve para piyasasında gelişen haberlerle karşınızdayız. Fed'in faiz artırım kararıyla geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen küresel piyasalar bu hafta ABD büyüme verilerine odaklanırken yurt içinde yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edilecek. Ancak önce Azerbaycan'a gidelim. Azerbaycan'da kur ayarlaması oldu. Azerbaycan manatı dolar karşısında %47 değer kaybetti. 1 dolar 1.55 manat oldu. Ve şimdi detayları Bakü'deki TRT Haber muhabiri Selim Toprak'tan alacağız. Evet Selim, Azerbaycan devalüasyon kararının ayrıntıları neler ve piyasalar bu kararı nasıl karşıladı? Azerbaycan deyim yerinde ise güne devalüasyonla başladı. Sabah saatlerinde Azerbaycan Merkez Bankası'ndan geldi açıklama. Hemen aktarayım. Ulusal ekonominin rekabet gücünü sağlamak ve döviz rezervlerinin kritik düzeyini korumak amacıyla 21 Aralık tarihinden geçerli olmak üzere dalgalı kur sistemine geçildi, belirtildi. Yani Azerbaycan manatı dolar ve avro karşısında %47 değer kaybetti. Şu anda yeni düzenleme ile birlikte 1 dolar 1.55 manat, 1 avro ise 1.68 manattan işlem görüyor. Daha önce de 1 dolar 1.05 manat düzeylerindeydi. Azerbaycan ekonomisinde 2015 yılının Şubat ayında bir devalüasyon daha yaşanmıştı ve bu devalüasyonla birlikte Azerbaycan manatı dolar karşısında yaklaşık %35 değer kaybetmişti. İşte yaklaşık 10 ay sonra bir devalüasyon daha gelince tabii ki piyasalar için şoka girdi denilebilir. Şu anda etkilerini tabii ki daha çok yeni, daha anlamak mümkün değil, ancak bazı beklentiler, özellikle vatandaşın beklentilerinden bahsedilebilir. Çünkü Şubat ayındaki devalüasyon sonrasında hükümet son derece sıkı tedbirler almıştı. Çok sayıda dükkana giderek buralarda fiyat kontrolü uygulaması başlatmıştı ve keskin fiyat artışlarının önüne geçilmişti Şubat ayında. İşte şimdi de %47'lik fiyat artışı sonrasında da piyasalarda hükümetin bu şekilde bir adım atması yönünde bir beklenti var denilebilir. Peki, teşekkür ediyoruz. TRT Bakü muhabiri Selim Toprak ayrıntıları bizlere aktardı. Şimdi yatırım uzmanı Volkan Kucağa bağlanacağız. Hem Azerbaycan'daki gelişmeleri hem de gün içinde piyasalardaki son durumu kendisine soracağız. Efendim, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Evet, Azerbaycan ikinci kez devalüasyon kararı aldı. Bu kararı piyasalar nasıl karşıladı sizce? Burada petrol fiyatlarındaki gerileme ve Çin devalüasyonu sonrasında Azerbaycan'ın aldığı karar zaten piyasaların beklentisi dahilindeydi. Bununla birlikte Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Nijerya ülkelerini de dahil ettiğimizde aslında paralarını dolar karşısında ayarlama sepetine giren birçok ülkeyi de ekleyebiliriz. İki tane temel sebebi var. Bunlardan bir tanesi petrol üretici ülkelerin petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle bu hamleyi yapması. Diğer taraftan Çin'in 2015 senesi içinde ardı ardına yapmış olduğu devalüasyon sonrasında en azından ticari anlamda bu devalüasyonların gelmesi zaten piyasalar tarafından beklenen bir karardı. Peki, hemen çok kısa sormak istiyorum. Yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Faiz kararında bir değişiklik bekliyor musunuz? Yani piyasanın beklentisi alt bantta bir değişiklik olabileceği yönünde, ama Merkez Bankası en azından faiz tarafında bir hamle yapmazsa piyasalar açısından da çok büyük sürpriz olmayacaktır diye düşünmekteyim. Peki, çok teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız için. Ve sayın seyirciler, Rusya ile ekonomik ilişkilerin geleceği gündemdeki yerini korurken alternatif